İyi geceler sevgili seyirciler. 2014'e 48 saatten az bir süre kaldı. Maalesef kötü haberi bol, iyi haberi az bir sene geçirdik. 2013'e veda edeceğimize mutluyuz aslında. Her yıl yeni bir çentik atıyoruz hayatımızın geri kalanına. Zaman ve bellek ilişkisi hep yılbaşlarında bir envanter olarak çıkıyor karşımıza. Bu gece sizinle birlikte Türkiye televizyonlarının envanterini çıkaracağız. Değerli meslektaşlarım, Milliyet Gazetesi yazarı Ali Eyüboğlu ve Vatan Gazetesi yazarı Oya Doğan gece masamızın konukları olacaklar. Gelin hep birlikte 2013'ün televizyon karnesini hazırlayalım. Siz kimlere sıfır verdiniz? Kimler takdir kazandı gözünüzde ve kalbinizde? Bize anlatın ve bize söyleyin. Twitter adresimizi alttan görüyorsunuz ve gece masası başlıyor. 2013 televizyon karnesini değerlendiriyorsunuz. Not verin. Not verin. Sizin iyileriniz hangileri, kötüleri hangileri? Yanımda çok değerli meslektaşlarım var. Milliyet Gazetesi yazarı Ali Eyüboğlu ve Vatan Gazetesi yazarı Oya Doğan. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ben Ali'yi her gördüğümde eyvah bugün ne sorun çıkaracak, ne eleştiri yapacak diye merak ederim. Ali hoş geldin. Hoş bulduk. Stüdyomuzu nasıl buldun? Güzel, sıcak, sempatik, hoş. Senin de renklerin çok güzel her zaman gibi. Çok teşekkürler. Kırmızı, siyah, karmen. Biz seni kutlarız. Özellikle ben seni kutluyorum. Sonunda hak ettiğin yeri buldun Milliyet Gazetesi'nde. İkinci sayfa yazarı olarak bugün seni okuduk. Çok tebrik ederiz. Teşekkür ederim. Uzun zamandır zaten bir dönem yazıyordun değil mi? Evet. Mehmet Yılmaz zamanında yazıyordum. Sonra Seda Dergin geldi. Magazini sildi süpürdü. Şimdi sonrasında giderken bir ek çıkartmak zorunda kaldı ama şimdi günümüzde popüler kültürü reddederek, yok sayarak bir yere gelmek, bir yayını yaşatmak mümkün değil. O nedenle popüler kültüre de teslim olmadan bu hayatın içinden bir şekilde polen almak gerekiyor. Bunun ayarını iyi yapan gazetecilerdensin. Tabii. Üstelik ikinci sayfada son derece değerli yazarlar da yazdı. Bir dönem Mümtaz Soysal yazdı. Refik Erduran yazdı. ve şimdi sen birazcık daha magazinden zaten Türkiye sorunlarına değinmeye başladın. Ben sadece magazin yazmıyorum. Yani medya yazıyorsun. Eleştirileri de yapıyorum. Televizyon eleştirileri de. Popüler kültüre dair ne varsa. Şimdi benim sosyal medyanın gündem belirlemeye başlamasından sonraki parolam şudur. Ya konuşulan bir şeyi yazmak gerekiyor ya da yazdığını konuşturmak gerekiyor. Yani bu dengeyi sağlamazsanız, sadece konuşulan bir şeyi yazarsanız siz kopyacı olursunuz ama aynı zamanda yazdığınız şey de konuşuluyorsa siz artık o alandaki kanaat önderlerinden birisiniz demektir. Ben de ona özen göstermeye çalışıyorum. Dolayısıyla yazdıklarımın %90'ı haber odaklıdır. Yani kamuoyu yeni bir bilgi öğreniyor, yeni bir gelişme öğreniyor. Onun etrafını da süslüyorum. Kendi görüşümü de katıyorum. Yani 100 yazı yazıyorsam bunun 90'ı haber odaklıdır. İkiniz yani, sosyal medyayı çok iyi kullanıyorsunuz. Evet, sosyal medyayı da iyi kullanıyorum çünkü ben... Neden sosyal medyaya bu kadar ağırlık verdiğini soralım. Neden? Geçenlerde Antalya'da Almanya Büyükelçiliği'nin düzenlediği sosyal medyanın yazılı medya etkileri konulu bir seminer vardı, 2 gün süren. Oraya katıldım, davet ettiler. Almanya'dan 20'ye yakın gazeteci, sosyal medya çalışanı, yöneticisi, aynı zamanda blogger geldi. Şimdi Türkiye'de baktığınız zaman orada okuyorsunuz dünyada trendler nedir? Yani bizde Twitter çok meşhur. Almanya'da esamesi okunmuyor. Öyle mi? Evet. Onun yerine sözlükler daha çok güncel. Bir de bloglar. Bizde bloggerlar nasıl? Bir gazetenin internet sitesinde yazıyorlar. Dolayısıyla o gazetenin kimliğiyle çizgisinin dışında, yayın politikasının dışında özgürce yazma şansları yok. Eğer yayın politikasına terse bir kenar etliyor. Ama Almanya'da öyle değil. Almanya'da bireyler özgürce yazma şanslarını bloklarda buldukları için müthiş taraftarlar topluyorlar. Dünya çapında meşhur bloklar var. Bu şunu gösteriyor. İşte 2 tane kız üniversitede son sınıfta okuyan, basın yayında okuyan 2 genç kız
Dünya turuna çıktılar. Brezilya'ya gittiler. Bu Brezilya maceralarını sosyal medyadan nerelere gidelim, kimlerle konuşalım, hangi konuları yazalım gibi duyurular yaptılar. Okurlar onları yönlendirdi. Okurlar onları evlerinde misafir etti. Sonuçta dünya çapında okunma rekorları kıran yazılar yazmaya başladılar, izlenimler yazmaya başladılar ve Almanya medyası ve dünya medyası da onları görsel medya ve yazılı medya kullanmaya başladı. Yani bir de tam tersi. Sipariş üzerine gidiyorlar. Yani Twitter yazarları ortaya çıktı mesela. Evet. Şimdi demin bana dedin ki ben buradayım, bir sürü oyuncu bana tweet attı, seni yayında izliyoruz diye. Sosyal medyanın bu kadar güçlü olduğu bir ülkede dizilerin sosyal medya ile ilişkisi nedir? Ya şöyle bir durum var. Yani sosyal medyada çok etkili diziler var ki bunlardan bir tanesi Leyla ile Mecnun'u mesela yayından kaldırıldı. Rating oranlarına baktığınızda düşük olmasına rağmen sosyal medyası çok yüksek bir dizi. Şimdi ben de özledim de öyle bir dizi. Bunları prestij işi olarak değerlendiriyor artık kanallar. Bazı projeleri. Oyuncular sizi tabii yakinen takip ediyorlar değil mi? Evet, sosyal medyayı manipülatif kullanan da birçok dizi var. Yani kimler mesela, hangi diziler? Yani şöyle söyleyeyim, sosyal medya konusunda uzman bir arkadaşım var, Kadus Şalcıoğlu. Bizde de Milliyet TV'de de ona yazılar yazdırmaya başladım. O bir gün otururken benim nasıl olabildiğini, bu işin nasıl manipüle edildiğini gösterme adına Türkiye'de birinci en çok konuşulan insan yaptı. İyi Bayramlar Ali Eyüboğlu diye dünyada ikinci oldum. 3 dakikalık, 5 dakikalık. Şimdi bu yazılımlar var. Bunun keyfi nasıl yaşadın Ali? Yani bunun manipülatif bir şey olduğunu biliyorum ama sonuçta seni vitrine çıkarıyor. Yani evet. Altı sanal dahi olsa, yalan dolan da olsa seni yalan vitrine, dünya da olsa diyorsun. Vitrine çıkarıyor, bir tatıyorsun. O nedenle yani beğeni sayıları, favori sayıları önemli. Twitter'da beğeni satın alamıyorsun ya da favori satın alamıyorsun ama retweet satın alabiliyorsun. O nedenle o retweetler çok sağlıklı diye girdiğin zaman içerisinde çoğunun aslında robotla, yazılımla yazıldığını, içine tıkladığın zaman takipçi kazan, takipçi kazanalım, takipleşelim gibi reklamların ama olduğunu görüyorsun. Ama habercilik anlamında itiraf edelim, sosyal medyanın bize sağladığı çok malzeme var. Tabii. Çok malzeme var. Mesela bugün Canlı Gazete'de Fenerbahçeli taraftarların protestosunu izledik sevgili seyirciler. Ali sana soracağım. Lig TV, bütün dünya ülkelerine baktığımız zaman maç yayınlayan televizyon kanalları hiç böyle bir şey yapar mı? Sesini kısar mı maçın? Şimdi sesini kısar mı? Dünyanın her tarafında RTÜK gibi müesseselerin olup olmadığı konusunda bakmak lazım. Şimdi dünyanın her tarafında gelişmiş ülkelerde RTÜK gibi demokrasinin kılıcı ya da iktidarın çıkardığı her kanunun yeni bir çember daralması yarattığı ülkeler yok. O anlamda Lig TV'yi yönetenlere çok fazla kabahat bulmak lazım ama son Fenerbahçe maçındaki reaksiyonlardan bahsediyorsak, oradaki hükümet aleyhine atılan sloganlar üzerine NTV'de devre arasında %100 futbolda Rıdvan Dilmen yani taraftarların siyaseti tribüne sokmaması lazım gibi bir yorum yaptı. Rıdvan'ın sülalesi kalmadı. Yani söylediğine, yani kaç ayakkabı kutusu gönderdiler sana da böyle döndün, yüzyılın sahte şey, yüzyılın bilmem nesi falan gibi, ya da Aziz Yıldırım banka kuracakmış, o bankaya izin almak gerekiyormuş, şimdiden hükümetin yalakalığını yapıyorsunuz falan gibi olayı nerelere götürüyorlar ama. Ama vallahi o kadar güzel haberler çıkıyor ki, yani gerçeği sosyal medyadaki bir küçük telefonla çekilen bir karede izleyebiliyoruz. Biz oradan bir haber yaptık, bugün Canlı Gazete yayınlandı. Onu izleyelim, üstüne konuşalım sevgili seyirciler. Fenerbahçe Kayseri Spor karşılaşması. Taraftar her zamanki gibi coşkuluydu. Ancak Fenerbahçe tribünlerinden yükselen bu sloganlar 5-1'lik galibiyetin önüne geçti. Her yer güçle, her yer yolsuzdur. Şükrü Saracoğlu'nda oynanan karşılaşmada Fenerbahçeliler tezahüratlarında 17 Aralık operasyonuna da gönderme yaptı. Başbakan Erdoğan da o tezahüratlardan nasibini aldı.
Hükümet karşıtı protestolara anında tepki geldi. İlk eleştiriyi yapan, Fenerbahçe deyince akla gelen ilk isimlerden biri olan Rıdvan Dilmen oldu. Fenerbahçe olarak ülkenin başbakanına ve çok ciddi hizmetleri olan, açık ve net konuşmak istemiyorum ama herhalde gerekçeyi de açık konuştum. Haksızlık yapıldığını düşünüyorum. Tarihin en kötü sürecinde herkesten başka, herkesten farklı Fenerbahçelik yapmıştır. Bu ayrıntıların hepsini Sayın Aziz Yıldırım biliyordur. Bu konuyla ilgili açıklama yapmasını bekliyorum. Dilmen'in bu sözleri üzerine sosyal medya ayağa kalktı. Fenerbahçeliler Rıdvan Dilmen'i adeta topa tuttu. Ve Ali İsmail Korkmaz için bestelenen tezahürat. Hem Fenerbahçe tribünlerinde yankılandı hem de stadyum girişinde. Hükümetle futbol arasında iplerin gerilmesi yeni değil. Şike süreciyle başlayan gerginlikler Gezi Parkı olaylarıyla duruğa ulaştı. Şike iddialarıyla darbe alan Fenerbahçe taraftarı olanlarla ilgili hükümeti suçladı ve protestolar, yürüyüşler gerçekleşti. Gezi Parkı eylemlerinde ise bir ilk yaşandı ve üç büyüklerin taraftarı bir araya gelerek İstanbul United'ı oluşturdu. Beşiktaş taraftarlarının oluşturduğu çarşı grubu muhalif kimliğiyle ön plana çıktı. Ve Gezi protestolarından biri lig maçlarının 34. dakikasında Gezi olaylarını destekleyen sloganlar gelenek halini aldı. Sevgili seyirciler, Ali Eyüboğlu, Oya Doğan konuğumuz. Gördüğünüz gibi sosyal medyada aslında haberin gerçek tarafını görmek mümkün ama sosyal medyayı kullanmayan insanlar da var aramızda. Dolayısıyla sosyal medyanın Türkiye'deki etkinliği çok büyük, gerçekten çok büyük. Haber anlamında bir şey kaçmıyor sosyal medyada, değil mi Ali Eyüboğlu? Valla sosyal medya, ben kahve falına benzetiyorum, falaştırmaya benziyorum. Yani fala inanma, falsızda kalma. Sosyal medyada doğru haber kadar manipülatif bilgi kirliliği de var maalesef. Evet. Senede 20-30 sanatçımızı öldürüyorlar bir kere, yaşayan sanatçıları. Ama bu haberi yaparken bir taraflı bir editör yaptığı kanaatindeyim. Niye? Gezi Parkı'ndaki eylemlere destek vermek amacıyla Trabzonspor taraftarları da Trabzon'dan geldiler. Bunu da yabana atmayalım. Yani, Trabzonsporlu olarak evet, mı konuşuyorsun? Bunun üzerine Trabzonspor yönetimi o giden taraftarlar bizden değildir dedi. Evet. Ve Trabzonspor Başkanı AK Parti'nin Kazlıçeşme'de yaptığı mitingde kürsüye çıktı, anons edildi Trabzonspor Başkanı aramızda diye böyle bir bölünme de var Trabzonspor camiasında. Şimdi enteresan bir şey var. Oya Doğan, sosyal medya o kadar etkin ki dizlerin bundan ayrılmaması mümkün değil. Dolayısıyla bunun dizlere yansıması nasıl oluyor? Bir aslında, dizi doktoru olarak soralım. Çünkü 6 yıldır dizi doktoru olarak tanıyorsunuz. Bence biraz bu sezon dizilerin çok fazla tutmamasının nedenlerinden bir tanesi de senaristlerin Twitter'ı çok ciddiye alması bence. Yani Ali abinin dediği çok doğru. Hakikaten orada çok ciddi bir manipülasyon yapılıyor. Evet, hani olumlu şeyleri kadar olumsuz tarafları da var. Ve sonuçta evinde reyting cihazı olan insanlar değil o kişiler. Hiçbirimiz değiliz yani. Sadece belli başlı birkaç kişinin evinde var. Evet. Ve onlardan aldıkları feedbackle devam eden senaryolarını değiştirmeye başladıkları için bence biraz da dizi sektörü bu sene battı. Yani %10'luk kısmına bunu da koyabiliriz. Peki Gezi sürecinin televizyonlara etkisi ne oldu? Öncelikle haberler etkisinin çok yoğun yani olduğunu biliyoruz. Toplam dizi izleyici sayısında düşüş var. Düşüş var. Diziden evet. Sonra insanlar dizilerden haber, çekildiler mi? Haber izleyen insan sayısında totalde düşüş var. Son 10 gündür yani entertainment kanalların ana haber bültenleri reyting almaya başladı. Bu 17 Aralık'tan sonra. 17 Aralık'a kadar Türkiye'de ana haber
haberlerin yani ana haber bülteni diye sunulanlar ilk 3'e ilk 5'e girmekte zorlanıyordu. Ama son 10 gün içerisinde bir yükseliş var. İnsanların haber alma ihtiyaçları ve yavaş yavaş karşılanmaya başlıyor. Ana akım medyanın olaylar karşısındaki 3 maymun oynamadığını da artık görüyoruz. Yani taraflı veriyor. Herkes kendince veriyor. Kendince bakıyor ama bir olayda görmezden gelemiyorlar. Gelmiyorlar. Bu da tabii Gezi'den sonra bence yazılı ve görsel medya kendine ciddi bir çeki düzen vermek zorunda kaldı. Şunu da kabul etmek lazım. Hani penguen kanalları diye NTV ile ve şeyle dalga geçiliyor CNN Türk'le. Yani o dalga geçenlerin penguenlerin belgeselini izlemesini tavsiye ederim. 3,5 ay yürüyorlar, kutba kadar gidiyorlar, orada yumurtluyorlar. Dans ederek eşine geçiriyor, erkeğine geçiriyor yumurtayı. Eğer geçirebilirse o yavru yapabiliyor. Geçiremezse, buza düşürürse onu ölüyor, yavru yapamıyor. Ve 3,5 ay daha geriye geliyor. 7 ay yavru yapamadan hayatını sürdürmek zorunda. Sineğe yeni bir eş bulmak durumunda yani kalıyor. Yani demek istiyorum, penguenleri de izlemek lazım. Oradan da hayat dersi alınıyor yani. O kadar özellikle dünyada çok iyi belgeseller yapılıyor. Bizde evet de başladı. Yani Ali yapma. Şimdi, şunu anlatmaya çalışıyorum. Penguenleri izlemek lazım ama haber saatinde yani. Belgesel düşmanlığı yapmamak lazım. Yani evet, onu anlatıyorum. O saatte de penguen verilmeli. Hepimiz bütün haberciler o saatte biz haberin peşinde ama koşmak isterken gösteriyorlar insanları verin. Oturup haber yapma dedik. Ne kadar kötü bir ama şey yok. Vicdanen rahatsız olmaz mı insan? Reaksiyon göstermiyorlar yapmayın. Habere. Yönetimi aramıyorlar. Şunu niye böyle? İzleyiciler arıyor ama. Şimdi biz izleyicinin aslında burada son derece. Geleceği saklayamazsınız günümüzde. Mümkün değil artık. Aynen öyle. Evet, sosyal medya denen bir gerçek var ortada. Artık insanlar birbirleriyle. Telefon denen bir gerçek var. Sen de şu an telefonunu almışsın. İki tane telefonun masanın üstünde. Evet. Dolayısıyla hiçbir şeyi saklamamak lazım. Hakiki olmak lazım. Saklayamazsınız yani. Aynen öyle. Geziden sonra açığa gördük çıkarsınız. Ki biz birçok zaten televizyon kanalı ne olduğunu şaşırdı. Bir sürü dizi yayından kaldırıldı bir anda. Yani mesela Yılın Kıyım demişsin Oya. 40 dizinin yayından kaldırılması. 3 tane daha kaldırıldı. Ne oldu? Ne oldu? Neden kaldırılıyor? İzleyici nasıl veriyor televizyonlara değerini? Yani burada izleyicinin de bir protestosu mu var? Var yani. İzlenme oranlarının düştüğünü zaten söyledi Ali abi. Ama hani bir kesimde var ki deprem olduğunda, büyük terör olayları olduğunda, yolsuzluk operasyonları olduğunda bile dizi izlemeye devam eden de çok ciddi bir kitle var. Yani %10'luk bir bölümü buna tepki gösterdiyse büyük bir kısmı da aslında hakiki hikaye görememekten dolayı izliyor. Yani aslında benim tamamen şöyle bir fikrim var. Evet, değişen denek grupları etkili oldu bu sene. Ama daha çok bütün dizileri izlediğim için, yani başladığında hepsine bakıyorum. Benim gördüğüm şöyle bir şey var. Çok basit hikayeleri o kadar karmaşıklaştırarak anlatmaya çalışıyorlar ki, özellikle Ezel dizisinden sonra oluşan hani çok güzel ve çok kaliteli bir işti algısından sonra sektöre iş yaptıklarını düşünüyorum. Artık izleyiciye iş yapmıyorlar. Senaryolarda yaşayan karakterler görmüyoruz biz. Hakiki bir dizi mi istiyor izleyici Ali? Yani şimdi yaklaşık 10 yıldır genel ortalamaya baktığınız zaman 60 diziyle başlar, 20 diziyle final yapar, sezonu görür. Ama bu sene televizyon şaştı kanalı. Televizyon bu kanalları. Sene de aynı. Ama bu senenin ekstra şöyle bir tarafı var. Ciddi ölçüde mevcut izleyicide bir dizilere karşı küskünlük var. Konular hep aynı. Uzatıyorlar bazı konuları bu dizi tuttu diye. Bir de dizi yapanlar ve kanalların birçoğu Türkiye'de değişen ses grubunu ve değişen denek yapısını ölçemiyor. Nabzını yakalayamıyor. Ne değişti? Çok Türkiye'de. Şey değişti. Bir, TNS ile birlikte ses ölçeği değişti. Ses ölçeği nedir? TNS'i de anlatırsak izleyicileri çok memnun olur. TNS Türkiye'de reyting ölçümünü yapan resmi kuruluş. Yabancı bir firma. 3 sene öncesine kadar AGB ölçüm yaptığı dönemde Türkiye nüfusunun %17'sinin AB sosyoekonomik grupta olduğu varsayılıyor idi. Reklam Araştırmacılar Derneği
bunu değiştirdi. %11'e indi AB grubu ve Data'ya yeni bir hane eklendi. E grubu diye. D grubuna kadar gidiyordu. E grubu diye. Bir E grubu izleyicisi var. E grubu diye bir izleyici var. Okur yazarlığı düşük, geliri düşük. Yani şöyle söyleyelim. Evlere gündeliğe giden kadınların ağırlıkta olduğu bir grup varsay bunu. Şimdi bu değişti. Bir başka şey daha değişti. Düne kadar Türkiye'de reyting ölçümleri 20 bin ve üstü yerleşimin olduğu yerlerde yapılıyordu. Yani ilçelerden başlıyordu, illerle yapılıyordu. Şimdi ise RTÜK kanununda yapılan değişikliklerle sıfıra indi bu sayı. Yani Türkiye'nin her köşesinden reyting ölçümü yapılacak. Bu demektir ki Anadolu'ya gittiğiniz zaman büyük şehirlerde kumanda ya çocuktadır ya annededir. Televizyon kuması, yani bir televizyon varsa evde. Anadolu'ya gittiğiniz zaman kumanda babadadır, erkektedir. Yani erkek o sizin beğendiğiniz, kadınların beğendiği dizileri değil de kendi zevkine göre. O zaman hep programı... spor programı seyrediyor yani. Evet, onun için maçlar bu kadar yüksek reyting alıyor. Eskiden alamıyordu. Yani son 6-7 yıldır dizilerin reyting kadar maçlar reyting yapmıyordu. Şimdi Lüleburgaz Spor Asmalı Mescit maçı bakıyorsun ilk 10'a giriyor. Yani. Yani Muhteşem Yüzyıl'dan daha mı çok izleniyor? Evet. Maçlar evet. Öyle mi? Evet. Biz dizileri şöyle bir tekrar gözden geçelim dedik. 2013'ün karnesini hep birlikte yapalım dedik sevgili seyirciler. Bu arada hashtagimizi göreceksiniz altta. 2013 televizyon karnesi. Bu arada lütfen Ali Eyüboğlu'na, Oya Doğan'a sorularınızı sorun. Bu arada sorun. Ekrandan da Filiz Akın'ın 20'li yıl yaşlardaki haline bunu, çok benziyor. Evet, hakikaten Sönmez Bey de söyledi bana. Filiz Akın'a ne kadar benziyorsun diye. Ali çok yani teşekkür ederim. Benim için bir onurdur. Göre, çok zariftir. Tesbih. Çok severim kendisini. Evet. Evet, dizilerimizi izliyoruz. Babam der ki bu ülkede dizi ve derbiler izleniyor sadece ve insanlar gerçek sorunlarını dizi ve derbileri izleyerek unutuyorlar. Ben çok doğru bir söz olarak görüyorum bunu. Ama şöyle bir gerçek var ya. Bazen de evet girmek gerek dizilere. Mesela, İyi bir şey yani dizi izlemek. Sorunlarımızdan alıyor bizi değil çocuklar mi? Çocuklar duymasın en çok reyting aldığı ve patladığı dönemler Türkiye'nin en büyük ekonomik krizi yaşadığı dönemlerdi. Öyle miydi? Şu an çocuklar duyması ne kadar izleniyor? O kadar izlenmiyor şu anda ama mesela yine komedi izleniyor. Ama herhalde yayından kaldıracak kadar değil çünkü mesela bu dizilerden bir tanesi Aşk bugün finalini yaptı. Evet. Neden? Ya bence gerçekten senaryosu çok kötü bir iş olduğu için. Yani biz bence bana kalırsa biz dizileri biraz da kendimizi yerine koyduğumuz için izliyoruz. Aşk'ta böyle bir karakter bulamadık ki. Yani hangimiz sevgilimizle mutlu olmak için sevgilimizin başka birisiyle evlendirtip o kızın ölmesini dileriz? Kaç tane insan bunu diler? Peki Muhteşem Yüzyıl? Muhteşem Yüzyıl'da inanılmaz entrikalar var. Bana kalırsa Muhteşem Yüzyıl'ı izleme sebebimiz de ya kadınların izleme sebebinin en büyük sebebinin gücü sevmemiz olduğunu düşünüyorum. Hangi kadın bir padişahı parmağında oynatmak istemez ki? Gerisi süs bence. Tamamen bu fikir üzerinden ilerlettiler bu projeyi. Yani bütün projeyi. O dekorlar, paralar hepsi süs mü? Süs onlar. Yani biz belki sürü dönem dizi elimizi yapılıyor. Oynatmak için mi izliyoruz Hürrem'e Muhteşem? Bizi oradan yakaladılar bence. Yani çünkü Hürrem aslında bir anti kahraman. Normal şartlarda hiçbirimizin Hürrem'i sevmemesi lazımdı ama hepimizin içinde biraz Hürrem olduğu için hepimiz Hürrem'i sevdik ve sahip çıktık ona. İşte sosyal medyanın dizileri etkisi üzerinde aslında iyi bir çalışma olması gerekiyor. Akademik bir çalışma. Meryem Uzerli diziden ayrıldıktan sonra ciddi ölçüde sosyal medyada Meryem yoksa biz de yokuz kampanyası başladı. İki reyting dizi başladı. Hiç etkilemedi. Etkilemedi. Hatta iki reyting kadar etkiledi galiba. Yok. Yani sezon başladığında sezon finalinden daha yüksek reyting aldı dizi. Evet. Son iki bölümde oynamadı Meryem Uzerli. Haziran ayında. Sezon Eylül'de başladı. Bıraktığından daha yüksek reytingle başladı. O zaman yeni yaşlı Hürrem'i izledik o bölümde. Şimdi sosyal medyaya bakıp dizileri yönlendirmek yerine dizi yapımcılarının Twitter'da ya da sosyal medyada karakterler üzerinde yorumları yönlendirirse sağlıklı oluyor. Wikipedia'nın kurucusu Türkiye'ye geldiğinde NTV getirmişti Doğuş Medya Grubu. İnsanlar binlerce dolar verdi, kitler dinlediler. O panele ben de gittim söyleşiye. Şöyle bir saptaması vardı Wikipedia'nın sahibinin. Biz baktık ki birdenbire
Lost diye bir dizi üzerine bize yorumlar gelmeye başladı. Bunun üzerine Lostpedia diye bir yeni bir şey açtık. Bir ayda 3 milyon yorum geldi. Ve zamanla Lost'u bizde çıkan yorumlar yönlendirmeye başladı. Çünkü şaka gibi. Evet, niye? Dizi senaristlerin hafızasıyla toplam 3 milyon insanın hafızası arasında korkunç bir fark var. Dizi senaristleri Ali Eyüboğlu'nu doktor olarak göndermişler diziden Şili'ye varsayalım. Ali Eyüboğlu 2 sene sonra diziye tekrar geliyor. Doktor olarak gelmiyor, avukat olarak geliyor. Unutmuşlar bunu ne olarak gönderdiklerini. Bu hataları yakalayan dizi izleyicileri yazmışlar ve yönlendirmişler. Bu yönlendirmeden sonra ciddi ölçüde dizi kemikleşen bir seyirciye ulaştı. Aynısını Karadağ için söyleyebiliriz. Karadağ ilk 3-4 bölümde yüksek reytingli bir dizi değildi. Ama yapımcısı medyada yapılan, daha doğrusu internette, forumlarda yapılan eleştirileri dikkate alarak karakterlere yoğunlaştırdılar. Bugün Karadağ'ı son 2 sezonun en iyi iş yapan dizisi oldu. Pazartesi günleri yayınlanıyor. Yani siz 3 senarist, 4 senarist ya da 1 senaristin hafızası milyonlarca insandan daha güçlü olma şansı yok. Nasıl gidiyoruz ki Gezi'de müthiş bir mizah patlaması yaşandı? Nedir o? Ortak akıl. Tabii. Yani daha aynı önce öyle. Sosyal medyada çeşitli vesilelere bireysel olarak 3 kişinin 5 kişinin bildiği, takip ettiği espriler orada sahaya çıkınca genele yayıldı. Mizah patlaması ortak akıldan ortaya çıktı, bu kadar güçlü oldu. Bu Leyla ile Mecnun'u ben çok seviyordum. Leyla ile Mecnun ben de seviyorum. Absürt komedi olduğunu söylüyorlar. Mizah işte. Absürtü var, bence komedisi yoktu onun. Niye, ben çok ben, komik işler güçleri kaçırmadan izliyordum, oğlum sayesinde öğrendim. Onlar başka bir isimle dönecek olmasına sevindim. Star TV'de yeniden başlayacak. Evet, o bence absürt, o absürt komedi bana göre, benim ölçülerime göre. Neden kaldırdı yayınından? İşte bilinen Gezi olaylarından. Hayır hayır, onun Gezi olaylarıyla hiçbir alakası yok. Nedir? Onun yapımcıyla oyuncu ve yönetmen arasında ciddi bir sorunlar oldu. Çok basit bir şey söyleyeyim. Reklamlarda oynadı bu karakterler. Yapımcı senaristine ve yönetmenine diyor ki sen de pay iste, ben de pay isteyeyim bu reklamlarda. O da diyor ki yani bu televizyonda oynuyor bir üç arkadaş ama dizi karakteri olarak oynamıyorlar. Yani benim yazdığım karakterler değiller. Sonuçta yapımcı diyor ki o zaman ben iş takvimini açıklamıyorum haftalık. Dolayısıyla bunlar da çekimlere, yani reklamı çekimlerine randevu veremiyorlar. Evet ama yapımcının bir şey... istediği bir saniye, yapımcının istediği parayı vermek zorunda kaldılar, köprüleri attılar. Yani bir siyasi hoş tesadüf müydü Gezi'den sonra olması? Bir hoş tesadüf müydü? Ya, yani bazı şeyler tesadüf. Aynı ekip şimdi Star TV'de program Leyla dizi ile yapacak. Mecnun yapacak mı? Hayır, Leyla ile Mecnun ekibi başka. Ben hayır, de özledim diye bir anladım. Program dizi yapıyorlar ama reytingi düşük. Birkaç bölüm sonra kaldırılır belki. Ben de özledim de bitmiş. Yok, daha bitmedi. Bitmedi mi? Bitiyor. 13. bölümde bitecek. Bitiyor. Yani, yani şöyle söyleyeyim, bu işin bir matematiği var. Yani siz nedir bunun televizyonda matematik? İzleyici değil mi? İzleyiciyi çözmek matematik bu. Yani televizyon bu karşısında 6 kişiden birini yakalayamıyorsa bir iş, onun reklam alma ve yaşama şansı yoktur. Yok. Nokta. 6 kişiden biri. Evet, 6 seyirciden biri. Bu da %15'e tekabül eder. 100 seyirciden 15'ini yakalayamıyorsa bunun yaşama şansı yoktur. Bana kalırsa Türkiye'deki gençleri de dikkate almak lazım. Onlara televizyon. Çünkü artık gençler gençler internet değil o ya. Gençler evet, sosyal medyada. Sosyal medyada ve internette olduğu için izliyorlar. Yani gençler onlar internetten izledikleri için televizyon onların pastasından pay alamıyor. Alamıyor. İnternette bedava izliyorlar. Bedava erişim. İşte o Leyla ile onlara da çok içerik üretilmeli bence. %60 efendim? Genç nüfus dediğimiz oran. Yani pasta gittikçe o zaman küçülüyor genç nüfusu dikkate almıyorsa televizyon kanalı. Şimdi şöyle bir şey. 3-5 sene sonra bu oturunca rayına girecek. Yani siz, ya o zaman bir, kalite siz bir dizi çektiniz. Gençleri bir dikkate alırsak televizyonlara kalite gelir mi? Yani televizyonun kalitesi çok düştü. Kalitesiz mi yani, pardon yani? Hayır, ondan bahsetmiyorum. Gençler son derece bir kere yeniliklere açık, yeni şeylere açık, daha evet, hızlı düşünüyorlar. Dünyayı takip ediyor. Dünyayı ama takip ediyorlar. Hayır. Yani gençlerin mecrası televizyon değil. Hı? Gençlerin mecrası televizyon nereden değil. Nereden biliyoruz?
Ekran karşısındakilerden biliyorum. Belki sıkıldıkları için. Hayır, şunu anlatmaya çalışıyorum. Genç reklamı izlemek istemiyor. İstediği zaman ulaşmak istiyor ona. O da internetten oluyor. Ben oğlumdan biliyorum. Motoru bizde mi? Ben nasıl izlerim onu? Kaydediyor. Ama o da bir televizyon. Mecra televizyona geçiyor sonuçta. Yani mecra televizyon. Şey, televizyon. Televizyon ama şu internet, ya da internet izlediği şey de anlatayım. Televizyon. Şimdi bir dizi yapımcısı olarak ben bir dizi çektim. Televizyonda ilk önce yayınlanıyor. Sonra bu internete düşüyor. Tamam. Daha sonra da yurt dışına ihraç ediyoruz. Toplam bu pastanın aslında yapımcıya para olarak dönmesi halinde bu işi finanse eder. Yani televizyonda reyting almayıp internette yüksek tık aldığı zaman, evet, bu paraya dönerse o iş ilelebet yaşar, uzun soluklu yaşar. Ama televizyona reklam verenler sadece ekran karşısındaki kelleyi saydıkları için şimdilik bunun olma şansı yok, ama internete, sosyal medyaya dönüşleri de paraya tahvil olursa, ki yarın öbür gün olacak. Kanallar bunun altyapısına başladılar ama. Mesela bir Samanyolu da bir dizi var. Küçük Gelin. Küçük Gelin. İnanılmaz seyrediliyor. 13 reytingler alıyor. Yani. Niçin insanlar Samanyolu'nu izliyor? Yani bu diziyi Türkiye'nin bir sosyal yarasına parmak basıyor. Diziye bakmanız lazım. Evet. Bence Samanyolu'nda değil, başka bir kanalda yayınlansaydı da izlenirdi bu dizi. Yani kanal nedeniyle değil, yani ATV'de de yayınlansa örneğin orada da izlenirdi. Neden? Çünkü Akil İnsanlar raporuna göre Güneydoğu'da terörden sonra en büyük sorun çocuk gelin sorunu. Mesela benim annem de bir çocuk gelin. Bir tarafından baktığınızda. Kaç yaşında evlenmiş? 14 yaşında evlenmiş. Annem 14 yaşında evlenmiş. Evet, 16 yaşında abim dünyaya geldi. 20 yaşına kadar 3 tane çocuk doğurmuş. 16 yaşından küçük evlenen herkesi çocuk gelin olarak varsaydığımızda çok fazla insana değiyorlar. Annen ağlayarak mı izliyor diziyi? Yani ağlayarak izlemiyor ama izliyor diziyi. İzliyor. Severek izliyor. Ya kendinden bir parça bulduğunu söylüyor. Kendisiyle bir yakınlık kurabildiğini söylüyor. Kendileriyle yakınlık kurdukları dizi sayısı gittikçe azalıyor yani zaten. Şöyle düşünebilirim. Bir kez kanallar biraz şimdi bocalamaya başladı. Kanal değil mesela. Samanyolu televizyonunun 2-3 diziden yüksek reyting alması. Evet. Data veren Evren Samanyolu'na Kanal 7'ye doğru evriliyor. Evet, evet, bunu kabul ediyorum. Hı hı. Ancak Kanal 7 bundan pay alamıyor mesela. Çünkü toplumun geneline hitap edecek işler yapmıyor. Ama Samanyolu toplumun geneline hitap edecek işler yapıyor. Bu Küçük Gelin'in benzer bir formatını önceki sene Mahsun Kırmızıgül yaptı ATV'de. Biz Küçük Gelin'i yılın dizisiydi. Gelecek sezonda büyük kanallardan birine görebilir miyiz? Öngörün nedir? Toplumun geneli, daha doğrusu büyük kanallar önümüzdeki sonbaharda önünü görebilseler, kanal genel müdürleri, yönetimleri değişmese, ki ben değişeceğini, birçoğunda taşların yerinden oynayacağını düşünüyorum. Gerçekten. Sonbaharda. Acun Ilıcalı'dan sonra. Evet, Acun'da konuşalım. Şöyle düşünelim. Acun Ilıcalı 70 milyon dolara bir kanal aldı. 150 personeliyle bu kanalın eğer Türkiye'de 100 seyirciden onunun izlediği bir kanal haline getirir ise, bu zayıf bir ihtimal Acun'un gibi gözünüyor ama started, oradan alacak şimdi onları. Sadece onlar Eylül değil, Acun Ilıcalı yani yazılmama kaydıyla bir sürü sürprizini anlattı, onun için anlatmayayım. Bir tanesini ama şunu söyleyeyim, 18 Dünya Kupası'ndan 18 tane maç aldı. Tamam. TRT'den bu yayın hakkı TRT'de. Ramazan'a denk geliyor. İftar saatine geliyor bu maçların bir kısmı. 18 maç aldı. Bizim spor müdürümüz diyor ki bana versinler listeyi. O 18 maçın 10'unu ben alırım parayla. Yani o kadar değerli maçlar aldı. Şimdi bu maçların arasında yeni yayın dönemini tanıtacak bir argüman geliştirdiği zaman sonbaharda eğer ilk 5 kanal arasına TV8'i sokar ise şöyle bir devrim olacaktır. Bir tarafta 400 milyon dolarlık Show TV. Bir tarafta 700-800 milyon dolar değerinde Star TV, 1 milyar dolar değerinde ATV ve Kanal D karşısında 160-70 milyon dolara alınmış bir kanal. Yani bu şuna benziyor. Murat 124 gelmiş, Porsche ile Mercedes ile kafa kafaya gidiyor. Bu göreceksiniz 2014'ün sonu, 2015'in başında televizyon dünyasında taşlar yerinden oynayacak. Çünkü gittikçe majör kanallar eskisi kadar seyirci bulamayacak. Artı 1'e kayacak, başka kanallara kayacak. Bu kötü bir şey mi tematik yani? Tematik kanallara kayacak. Artı 1'e kaymak. Ama kayarken keşke reklam pastası da aynı ölçüde kaysa. Niye kayacak? Çünkü biz reklamcılar çok gelenekçi. Evet.
Yani, reklamcıların da artık biraz önlerini görmesi lazım. Biraz değişmeleri lazım. Dünya başka yere doğru gidiyor. Maalesef yönlendiricileri çok gelenekçi. Programlar hızlanıyor, gençler giriyor, daha hızlı yayınlar izlemek istiyorlar. Yani sarsılacak bence. Bütün klasik anlamda gördüğümüz her şey sarsılacak. Bu arada Artı 1'i nasıl buluyorsun? Yazmışsın bizi. Yani bizim haberimiz yokken Ali yazdı. Bu kadar olabilir mi? Biz görüşmelerimizi yaparken Ali Eyüboğlu'nu aradı. Kabul etmişsin, hayırlı olsun diye. Evet. Nereden alıyorsun bu bilgileri Ali Eyüboğlu? Haber kaynağımı söylemeyeyim de yani yeni hamlenizi, yeni atılımızı Yavuz Ohan beğendiğim bir televizyoncudur. Can Dündar hakeza sadece yazar olarak değil ses olarak da beğendiğim bir insandır. Haberin başında Tahir Özürseven gibi bana göre sağduyunun sesi, siz sol duyunun sesi diyebilirsiniz ama milliyet alıştığımız kökenli. Evet, evet, milliyette, milliyetin tarihi kadar eski son derece değerli biri. Evet, haberci. Evet. Yani habercilik vücudunun her hücresine nüfuz etmiş bir insan. Sabah programını izleme şansım oluyor. Senin programın geç saatte olduğu için izleme şansım oluyor. Can Dündar'ın programına ilişkin az önce yılbaşı kokteyli vardı. Orada eleştiri demeyeyim de. Hadi bir katkı, eleştiri. Yani Ali Eyüboğlu'nu görünce hemen sorarım. Çünkü çok düzgün eleştiriler yapar ve hep de biz bunu ciddiye alırız. Yani programın anonsunu yapıyor. Ana haber bülteni, canlı gazetede bunlar var diyor. Sonra program bittikten sonra sanki Kurtlar Vadisi'nin aksakallılar, beyaz sakallılar ne diyorlar öyle bir şeysi vardır. Bir konsey var. Konseyin arasında Tahir'le bir kişi daha vardı karanlık odada. Evet. Oraya gidiyor talimat almaya gibi. Yani orasının bir aydınlık yani bir aydınlık editör odası yani merkez tabii. Odası canlı gibi olması. Canlı gazete çıkıyor her canlı gün. Gazetenin de haberi gösteriyor. Burada belki siz onu büyük görüyorsunuz ama ben ekranda büyük göremiyorum. Yani bütün televizyonların... Daha büyük büyük mü görelim? Tabii biraz daha büyümesi lazım. Yani, biraz daha büyüsün. Biraz daha büyüyüp çünkü vitrine çıkarmazsan bir iş satmaz. Vitrine çıkacaksın. Milletin yani kaba tabirle gözüne sokacaksın. Gözünüze sokacağız. Algıda seççilik yaratmak lazım ama haber dili, habere bakışını çok objektif buluyorum. Yani insanlar Artı biri belki benzer bir kanalın Halk TV'nin çizgisine çok yakın görüyor ama arada biraz ben kendi adıma editoryal ciddi bir fark da görüyorum. Evet. Biz objektif habercilik yapmak evet. için buradayız zaten. Sevgili seyirciler, bugün televizyonların kara kutusunu gece masasına yatırıyoruz. Son derece değerli meslektaşlarım var. Bize sorularınız mutlaka olacaktır. Sizden tweet bekliyoruz. Reklam arasında dilediğinizce soru yollayabilirsiniz bize kısa bir aradan sonra. Tuluhantısı devam ediyor. Sevgili seyirciler, gece masası devam ediyor. Sizinle birlikte en çok sevdiğiniz bu dizileri gece masasına oturtuyoruz. Daha doğrusu televizyon kara kutusunu şimdi açacağız. Soralım bakalım, yılın hayal kırıklığı için hangi diziydi ya da hangi programdı? Sadece dizi olarak bakmayalım, televizyon tamam. programları da olarak bakalım. Fatih dizisi bence yılın Fatih, hayal kırıklığı. Evet, Muhteşem Yüzyıl gibi bir dizi yapmak istediler ama tutmadı. Şimdi tutmamasının birçok etkeni var. Kast yanlış bir. İkincisi Fatih Kanuni gibi saray entrikaları çok fazla olan, daha doğrusu Hürrem'i olan bir padişah değildi. Hürrem istiyor kadınlar değil mi? Evet, yani o entrikayı istiyorlar. Yani, entrikaları kadınlar istiyor. Veliaht diye bir yarışma ATV'de yapıldı. Bence yılın fiyasko işlerinden biri de oydu. Müzik dünyasının 8-10 ünlüsü veliahtlarını arıyordu. Kayboldular yolda. Evet. Veliahtlarını ararken. Ama bütün müzik piyasasının baktığım zaman müzik sektörünün en iyi isimleri de oradaydı. Ama işte televizyonun başka bir sihri var. Şöyle nedir? Söyleyeyim. O o yarışmayı Acun Ilıcalı yapsa birkaç sezon sürecek bir yarışma olurdu. Ya Acun neyi iyi biliyor? Acun Türk halkının eğlence şifresini kodlarını çözmüş. Çözdü. Bence çözdü. Bravo. Evet. Ne yapsa başarılı. Başarılı. Hani. Ne yapsa başarılı. Ama bence veliahtın formatında bir problem vardı. Ve şeylerinde mesela Cengiz Kurtoğlu oğluyla katılmıştı. Nilay Ünsal kızıyla. Dolayısıyla çok yüksek çatışmalar çıkmadı. Acun'un yarışmalarında ciddi çatışmalar da çıkıyor.
Hani insanlar bir taraftan evet müzik dinlerken bir taraftan insan hikayeleri de izliyorlar. Bir taraftan mesela şimdi Acun'un yarışmasında O Ses Türkiye'de Ebru Gündeş en son günlerin çok tartışılan kişisinin karısı. Geçen gün evet. Dıdısı gibi oldu. Dıdısı gibi. Ya öyle ne yapalım, biz Ebru Gündeş'i Ebru Gündeş olarak çok seviyoruz ama şu an başka bir sebepten dolayı daha fazla gündeme geldi. Zarrab'ın eşi değil. Reza Zarrab Ebru Gündeş'in eşi. Eşi. Doğru. Yani bugüne ama kadar biz öyle biliyorduk. Bugün şimdi öyle. Adam değil kendi mi başına şöhret olacak. Ya. Evet. Ya. Orada mesela ben tesadüfen izledim. O da internette düştüğü için. Mesela hadise orada bir siyah tişört. Biz buradayız diye bir tişört giydi ve çıktı bir şarkı söyledi. Evet. Bu son derece zannediyorum izleyiciler tarafından, çünkü kaliteli ve iyi şarkı söyleyen bir ekibi varken elendiler. Bir tepki gördü. Kim gördü? Hadise. İzleyiciden. Şimdi izleyicinin şifrelerini iyi çözmek gerekiyor. Normalde Ebru Gündeş programa çıktı, bir konuşma yaptı. Ağladı ve insanlar onu çılgınca alkışladılar. Hı hı. Alkışladıkları neydi? Her gecenin sabahı var. Sabahın olmasını bekliyorum. İyi de abi, karanlığı yapan biz değiliz ki. Karanlığı yapan, yaratan bizzat eşinizin kendisi. Anlatabildim mi? Yani orada alkışladığı seyircinin ne alkışladığını ben açıkçası o alkışlayanları sormak isterdim. Antalya'da şöyle sordum. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde otelin kapısında bekliyorum. Tecavüzcü Coşkun da bize rehberlik yapıyor. Otelden şeye götürecek. Ya kadınlar dönüp dönüp geliyorlar. Tecavüzcü Coşkun'la fotoğraf çektiriyorlar. Birine dedim ki ya hanımefendi kusura bakmayın da bu fotoğrafı ne diye anlatacaksınız? Yani gidince eşinize, dostunuza tecavüzcüyle fotoğraf çektirdim. Yok ama o bir karakter yani. Hayır ama tecavüzcü Coşkun olarak nam yapmış bir karakter. Yani o toplumdaki sosyal kodu o. Yani yazar kasaya tutsam barkod onu tecavüzcü Coşkun diye okuyor. Şimdi siz Ebru Gündeş, evet Türkiye'nin çok önemli seslerinden biri. İyi bir şarkıcı. Ama sonuç itibariyle son olaydaki gündeme gelmesinin sebebi 84 milyar euroluk ya da dolarlık para transferinde bir takım şaibeler oldu. Bakanlarla telefon trafikleri, görüşmeleri bakıyoruz ki adam başlı başına bir bakanlar kurulu idare edecek noktaya gelmiş. Evet. Ne yazık. Kaç yaşında? 30 bile değil henüz. 30 bile değil. 29 yaşında. Ben aylar önce bir yazı yazdım. Dedim yeter artık ya. Evet. Paranızla bizi ezmeyin. Yok uçak aldı ona. Yok helikopter aldı ona. Yok şöyle bir şey aldı. Ya olabilir paranız da bu. Bunu ilk senin yazını evet okumuştuk. Yani bu görgüsüzlük nedir? Niye bizi paranızla eziyorsunuz? Olabilir. Zengin olabilir. Yani dünyanın çok zenginleri var. Niye yani Forbes'a baktığın zaman biz çok gördük Forbes'ta ilk yüze girip sonra hayatı kararanları. Kötü bir şey mi ortaya çıktı? Neyse, şeyi söyle istersen, az önceki dizi Leyla ile Mecnun diye işler güçlerdi. Evet, orada küçük ben öyle bir söyledim evet, zaten orada. İşte Twitter takipçisi evet böyle yani affetmiyor. Küçük bir diz sürçmesi ya da ben diz sürçmesi yapmadım. Nedir? Biz o Leyla ile Mecnun anladık. Siz Leyla ile Mecnun'dan bahsederken ben evet işler güçler. İşler güçlere döndüm, dedim ki o bana göre absürt komedi. Hem komedisi evet var hem absürt. Evet. Leyla ile Mecnun'da sadece absürtlük var, komedi yok bana göre. Evet. İşler güçlerin ekrandan kalkmasının sebebi reklam. Yapımcıyla oyuncular ve yönetmen senarist arasındaki sorundur. Leyla ile Mecnun'un kalkmasının sebebi Gezi'dir. Evet. Yani çok net ayrımı koyalım. Yanlış anlama var. Bu zaten yeni sezondaki yapılanmalar da mı Gezi'ye göre olacak? Vallahi, seçimlerden sonra mı bakacağız? Şimdi Türkiye'de 24 saatte çok şey değişiyor. Değişiyor evet. Yani akşam başımız yatıyorsunuz siyah bir Türkiye, hatta sabahleyin kalktığınız zaman bembeyaz bir Türkiye. Ya akşam bunlar iktidardaydı, sabahleyin nasıl muhalefet düştüler diyorsun, gözden düştüler. Yani iktidar derken hükümet anlamında hiçbir şey söylemiyorum. Hiçbir şey öngöremeyeceğimiz bir dönemde mi? Hiçbir şey öngöremediğimiz bir dönemde. Evet, hiçbir şey öngöremiyoruz. Yani Türkiye'de 24 saat siyaset yazan, siyaset konuşan insanlara sor. De ki hükümetle cemaat arasındaki bu kavga biter mi, nerede biter, nasıl biter? Bir kişi çıksın da bana desin ki şurada biter, şöyle biter. Bunun bir öngörüsü yok. Ama herkes bununla ilgili son derece atıyor. Konuşuyor. Atıyor. Yani evet. Türkiye'de televizyon kanallarında baktığınız zaman uzman şimdi diye çıkanların hepsi taraf.
Hepsi taraf diyorsun. Hepsi taraf. Ali, bu konuştukların çok saf değiştirmiyor. Yarın konuşulacak. Bu gece yani masasının böyle bir itiraf tarafı var. Gece 12'den sonra harika oluyor. Herkes kendisi görüyor. O ya, ya karşıt görüşe tahammül sıfır. İnsanlar canlı yayın terk ediyorlar. Bir o kalkıyor. Kesinlikle bir öyle. O kalkıyor. Kesinlikle yani moderatörlerin de işi zor. Bu taraf siyah, bu taraf beyaz. Gri alanda durmak çok zor. Araf'ta kimse kalmadı. Yılın hayal kırıklıklarını konuşuyorduk. Bence de Fatih dizisi. Fatih dizisi. Aşk dizisi. Aşk dizisi. Veliaht. Evet. Yani aynı fikirdeyim. Sizce yılın çok aşk dizisi yapıldı. En iyi karakteri kim? En iyi aşk çift mi? Evet, çifti. Bence gençlik dizisi Güneşi Beklerken'deki Kerem ve Zeynep. Yani Ali? O aralarında bir kimya oluşması gerekiyor ya çiftlerinde. Bu sene birçoğunda göremedik onu. Katılıyorum. Daha fazlasını aklıma gelmedi. Evet, şimdi kopya herkes çektim oradan. Kıvanç tamam. Tatlıtuğ'un yeni dizisini merak ediyormuş. Bence 2014'ün çifti onlar. Kimler? Kıvanç Tatlıtuğ ve Zeynep Farah Abdullah. Zaten gece 12'de onların ilk tanıtımı girecek ikisinin dansıyla. Bu gece? Herkes, hayır. Yılbaşı gecesi. Yılbaşı 12'de. Gecesi. Evet. Wow. İnanılmaz bir şey. Ya yani. Ben hikaye yoksa. Evet. Yani stardan yola çıkarak dizi tutacağına artık ihtimal vermiyorum. Çünkü başrol senaryo yani, artık. Başrolde senaryo. Hikaye varsa kendi içerisinde seyirciyi cezbedecek sıcaklık varsa ve seyirciyi yormayacak içerik varsa. Çok net bir örnek vereyim. Bana göre yılın hayal kırıklığı yaratan işlerinden biridir. Kayıp dizisi. Ne güzel dizi Kanal aslında. D'nin Doğan grubunun CEO'su 3,5 yıl üzerinde çalıştım dediği bir projedir. DVD ile gönderdiler. Evde eşimle birlikte izledim. Eşim dedi ki bu çok gerilim var bunda, ben bunu izlemem. Ki bayağı dizi izlerdi eskiden. Şimdi izlemiyor da. Bana da sıcak geldi. Ama şöyle bir sorunu vardı. Öyle, kategorik olarak şöyle bir sorunu vardı. Bir aynı anda 20 var. Tane şüpheli bıraktığınız zaman insanlar onu takipte zorlanıyor. 2 tane şüpheliyle başlayacaksın. Peki. Daha evet. İnsanı o kadar yormadan 2 şüpheliyle. Peki nacizane bir izleyici olarak ben söyleyebilir miyim? Neden tabii izlemedi kadınlar onu? Hiçbir kadın kaçırılmış bir çocuğun aynen acı çektiğini görmek istemez. Bu ülkede herkes evet, çocuklarının ben başına bir şey gelecek diye korkar. Aynen, ki bakamadım. Bu format 2 kez Türkiye'de denendi. Evet. İkisinde de ama, olmadı. Son derece duygusal bir ama bu, o parmağı göstermeyecek. Anne olan Tulühan Tegelioğlu evet gözüyle ben anne değilim ama aynı duyguyu hissettim. Yani, çok gerildim. İşte bu gerilim. Ben de gerildim ve bir daha izleyemiyorum. O parmakta çok gerildim. İşte bu detaylar gerilim orada. Yani kadınlar kadar böyle. Ne evet yapalım, duygusalız. Ama bir başka şey de var. Bakamıyoruz. Bak şimdi bir de şöyle hepimiz, bir şey de var. Bütün çocuklar bizim çocuğumuz. Bakamıyoruz şimdi yani. Şimdi Posta Gazetesi'nin şey yüksek tiraja ulaşmasının altında yatan etkenlerden biri verdiği bulmacanın kolay çözülüyor olmasıdır. Olması. İnsanlar bulmacaya hükmedemedikleri zaman o gazeteyi evet almazlar. En zor bulmaca Cumhuriyet'in bulmacasıdır. Size çok soru geliyor. Hürriyet'in bulmacası da çok yapılıyor. Annem çok yapar. Ya annen profesör eşi. Allah Allah. Annemin kendi karakteri ve kimliği yok mu? Hayır, şunu anlatmaya çalışıyorum. Körle yatan şaşı kalkan. Doçent olarak başladı. Evet sevgili seyirciler. Sorularınız harika. Lütfen bize yazın. Şu saatten itibaren müthiş itiraflar var. Diyorlar ki Burak Özçivit. Çalıkuşu. Evet. Nasıl buluyorsunuz? İkinize de soralım. Ben Çalıkuşu başladığında gerçekten hani nostaljik bir iş olacağı için çok umutluydum. Ve o Fahri Evcen ile Burak Özçivit arasında müthiş bir kimya oluşacağını ve yılın çiftinin onlar olacağını düşünüyordum. Oluşamadım o kimya. Olmadı. Neden? Tutmadı mı? Yani ben senaryosunda çok ciddi sorunlar olduğunu düşünüyorum. Işin. Zaten Çalıkuşu bir edebiyat eseri. Senarist neden kendisi yeniden bir edebiyat eseri yazmak için uğraşıyor anlamakta zorlanıyorum. Aşk mektubu yazar gibi senaryo yazıyor bence. O yüzden olmuyor iş. Bir yandan onlar çok tanınmış oyuncular, bir yandan da hiç tanınmış oyuncuların oynadığı bazı diziler senaryosu çok güzel i̇şte oluyor. O yüzden tutabiliyor. Senaryo başrol senaryo. Başrol ve senaryo. Uyarlamalar da istemiyorum. Uyarlamaları görmek istemiyorum. Çünkü uyarlamayı beceremiyoruz biz. Öyle bir problemimiz var. Gel. Türkiye'yi bekleyen en büyük tehlike artık şudur. Bugün 120 milyon dolar civarında yıllık dizi ihracatından Türkiye'nin kazandığı para 2 yıl sonra sıfıra inecek bu. Çünkü yabancılar 40 bölümden aşağı dizi almıyorlar. 40 bölümü 2'ye bölüp onlar süreyi az tutuyorlar. 80 bölüm olarak yayınlayınca
ciddi reklam ve dönüş alıyorlar. Bugün 13 bölüme ulaşan dizi sayısı Türkiye'de kaç? Kaç? Bu sezon bir dizi tuttu. Öyle mi? Eylül ayında başlayan tek dizi. Eylül ayında başlayan ve reyting sıralamalarında sadece AB grubunda birinciliği gören bir tane dizi var. Lale Devri. Küçük yayında iki. Lale Devri artık bayağı. Lale Devri 150 bölüm yayınlanan bir dizi. Bazı haftalar iki bölüm yayınlanıyordu. O Lale Devri de aslında araştırılması üstünde çalışılması gibi. Show TV onu tutmadı diye kaldırdı. Evet. Yapımcısı onu Fox'a geçirdi. Dizi orada küllerinden yeniden doğdu. Bir 150 bölüm yayınlandı şu ana kadar. 130 mu 150? Pembe dizilerle. Sizi danışman olarak alalım. Rosalindalarla, Manuelalarla büyümüş bir nesliz ya biz. Tabii. Lale Devri o yüzden izleniyor bence. İzleniyor. Ya hiç böyle danışmanlık isteyen olmuyor mu sizden televizyon kanallarından? Fikir gel alan bize, çok oluyor. Yani, fikir alan değil canım. Bu işi profesyonel oluyor, olarak gel yap diyen olmuyor. Şöyle söyleyeyim. Yıllar önce beni Kanal D'den çağırdılar. Bir programa danışmanlık yapmamı istediler. İçlal Aydın'ın programıydı. Evet. Benim dedim ki yaparsam şu şartlarda yaparım. Yani yapmamak için. Neydi şartların? Bir para söyledim, dedim ki bu kadar para isterim. Dilek Dağcıoğlu'nun kulakları çınlasın. Kanal D'nin program bütünü dedi ki ya Ali abi dedi İclal Aydın o parayı almıyor dedim. Herhalde almayacak. Yani İclal Aydın götürebilseydi bana ihtiyaç duymazdınız. Ben kabul etmedim program. Siz bir hafta sonra bitti zaten. İzleyicide ne değişti? Yani geçen seneden bu yana ne değişti izleyicide? Geçen aslında yıl son, mesela, hayır, evet. Son 3 yıldır. Son 3 yıldır. Açık büfede evet. Aç kaldık diye tabir ediyorum ben. O kadar çok konuda, yani menüde bir sürü şey var ama tadları güzel gelmiyor. Yani biraz şunun tadına bakayım diyorsun, tadı kötü. Bir şey iyi çıkmıyor yani. Öyle bir problem var. Bu neden kaynaklanıyor? Yöneticiler artık izleyicinin profilini tanıyamıyor mu? Bence tanıyamıyorlar. Daha mı uzaklaştılar? Türkiye'de seyirci profilini ve seçmen profilini tanımak için iki tane yolculuk öneriyorum. Gerek Kadıköy'den Karaköy'e bir vapura binin. Burada başka bir Türkiye görürsünüz. Birkaç kilometre yukarı gelin. Harem'den Sirkeci'ye gidin arabalı vapurla. Evet. Başka bir Türkiye profili görürsünüz. Harem'den Sirkeci'ye giderken AK Parti'nin %50'ye yakın oy alabileceğini yeni görürsünüz. Ama şeyden giderken dersiniz ki CHP kesin %60 oyla iktidara geliyor. Yani gazete okuma ve satın alma, elde bulundurma kültürü açısından. Onun için Türkiye'yi iyi tahlil edemeyen, seyirci profilinin iyi çözemeyenler Aşkın yapımcısı geçenlerde Twitter'da bir açıklama yaptı. İşte yani denekler başka tarafa kayıyor. Diziyi tutturamadık. Abi işte kaydığı tarafa kayacaksın. Sen de yaşama kayacaksın. Şansın işte su oradaysa, su neredeyse oradan gidip çeşmeyi evet. dolduracaksın. Evet, bunu beğenirsin ya da beğenmesin. Bunu değiştirmek için. Ne kadar para kaybediyor bu büyük televizyon kanalları? Majör dediğiniz televizyon kanalları ne kadar para kaybediyor diyor bir dizi tutmadığı vakit. Bir dizi tutmadığı zaman zararda olan burada yapımcılar oluyor. Kanallar. Yani televizyon kanalları iyi ya da kötü bir reytinge karşılık bir reklam alıyor ama yılın sonunda baktığınız zaman bildiğim kadarıyla Star TV ve Fox yeni yeni kafa kafaya gelmeye başladı bütçeleri. Kanal D kardaydı, o da zarar yazmaya başladı. Çünkü toplam izleyicisinde düşüş var. Üçüncü, dördüncü kanal bazı günler. Ya nereden bakarsanız bakın bugün 300-400 bin liradan aşağı bölüm başı dizi yok. 1 milyon 200 bin liraya kadar çıkıyor dizilerin bölümleri. Ve yıllık toplam 210 kanalın aldığı reklam parası, reklam bütçesi 2.2 milyar dolar. Türkiye'deki tüm televizyonların aldığı para budur. Ama baktığın zaman yani 700-800 milyon dolardan aşağı prototip maliyeti olan kanal yok. Yani hepsi zarar. Flash TV karda. Ben seviyorum Flash TV. 24 saat havayda herkes. Ya ama en azından hakiki ya. Yani ya gerçek geçenlerde müthiş görüyoruz. Bir espri vardı. Google'da bir evet. şeye istinaden halay çeken insanlar vardı ilk iki gün açılışta. Evet. Google'u Flash TV mi satın aldı? 24 saattir halay evet. çekiyor.
Bence ekranda bir iş tutturmanın bir tane formülü var. Samimiyet. Samimiyet. Ya program içinde, dizi içinde, işin içine samimiyet koyduğunuzda mutlaka programınız da izlenir. Diziniz de tutar. O yöneticiler pazarlayamayız. Ama zaten dizi tutturmanın formülü çok açık. Evet, başrolde bu hani seneler eskiden güzel bir kızla yakışıklı bir oğlunu başrole koyup içine de bir imkansız aşk koyduklarında ağzımızın suyu aka aka izlerdik. Ama seyirci artık çok profesyonelleşti. Son 10 yıldır zaten dizi tekrarlarından oluşan bir prototiple sabah 6.30'da başlıyorlar dizi izlemeye. Öğlen dizi, televizyoncuk sadece dizi demek değil ki. Aslında ben bir yandan da bu şeyden memnunum. Hani bu sene dizilerin patlamasından. Yani çünkü çok bir kolaycılığa, evet, çok kolaycılığa karşılar. Ve hani prime time dediğimiz zaman dediğimiz senelerce sadece dizilerden oluşuyor. Evet, yaratıcılığa da ihtiyacımız var artık. 120 dakika dizi yapalım, hadi kapatalım geceyi durumu artık son bulması gerekiyor. Ya şu televizyon yöneticisinin ayıbıdır. Nedir? Fox TV'de Fatih Harbiye diye bir dizi yayınlanıyor. Evet. Yapımcısı alıyor onu, diziyi Show TV'ye geçiyor. 5.5-6 rating ortalamasıyla kanalı ikinci duruma getiriyordu. Adam DVD aldı, başka kanala götürdü. Aynı reytingi orada yakaladı. Fox onun yerini dolduracak bir iş koyamadı. Yani o zaman sen DVD'ci oynatırsın. DVD oynatırsın. Evet. Geliyor sana, kaset oynatıyorsun. Bir de mesela Star TV birinci kanal ya şu anda. Acun gittikten sonra göreceğiz bakalım ne kadar televizyoncularmış. Her şey transfer çünkü. Ya bir dakika, televizyonculuk demek birazcık da yaratıcılık demek. Aynen öyle. Yani görelim, evet, yani sadece diziler değil. İşte yani Acun'un programları Muhteşem Yüzyıl. Talk show'lar demek, çok iyi yarışma programları demek. Dünyada televizyon budur. Ve insanlar da meylederler hangisi güzelse onu izlerler vesaire. Şimdi dizilerde artık hani her şeyin bir dönemi var. Galiba o dönem yavaş yavaş bitiyor. Mesela kadın programlarına bakıyoruz. Kadın programları da kendini tekrarlamaya başladı. Hakiki, en hakiki olan kadın programı hangisi şu an? Bir, işte katilleri arayan bulan Müge Anlı. Ve aslında bir reality show. Yani. Tabii ikisi reality show. Reality show'lar son derece hakiki oldukları için izleniyor. Mesela Kanal D'de bir dönem kadın programı yapmaya çalıştı Nagihan Alçı ve yine de kanal son derece arkasına durdu, değil mi? Birkaç ay mı? Bir ay en azından arkasına durdu ve yapmadı. Yani destekledi, yine de olmadı. Tüm gün reytinglerini düşürmüş olsa bile. Ne oluyor şimdi bak, o saatteki izleyici kimliği nedir? O saatteki izleyicileri de zannediyorum tahmin ediyorum. Şimdi o saatteki izleyici de ben birçok platformda birçok yöneticiye de aynı şeyi anlattım. Burada canlı yayında bir kez daha dile getireyim. Gündüz kuşağında bazı programların AB reytinglerinin çok yüksek çıkmasının altında teknik bir arıza, teknik bir hata var bence. Yani, teknik hata. Evet. Ya o insan, bak şimdi şunun için. Şimdi gündüz o saatte evde o kadar AB grubu varsa o insanlar AB grubu değildir. AB grubu nedir? Beyaz yakalı, çalışan, iş yeri sahibi, yanında şu kadar sigortalı çalıştıran insan demektir. AB grubu. Hayır. Şimdi o insanlar gündüz gidiyorlar işe. Onların evlerine yardımcı kadınlar geliyor. Kumanda onların eline geçiyor. Yani normalde DE Plus seyrediyor aslında o programı ama AB Plus yazıyor sistemde. Çünkü kumandada yardımcı kadın düğmesi yok. Misafir düğmesi var. Yardımcı kadın düğmesi yok. Ben bunu SBT'de düzelttirdim. SBT'de böyle bir panele böyle bir ekstra bir tuş koydu ama TNS henüz bunu koymadı. Koyması gerekiyor çünkü örnek veriyorum. Ben 450 daireli bir sitede oturuyorum. Günde ortalama 260 kadın geliyor sitede çalışmaya. %50'den fazla, %60 civarında. Bu demektir ki bizim sitede evinde people meter olan varsa hane halkı değil, hane sahibi değil, yardımcı kadın onu kullanıyor. Dataya da o A grubu, B grubu, C1, C2 diye giriyor. Anlatabildim mi? Evet. Yani gündüz saat 12'de Müge Anlı'nın programının AB grubu sosyolojik bir sosyolojik durum, değil. Bir gözlem yani. Hayır. Kumanda da olması gerekiyor. Ya, kadın da lazım. Evet. Yardımcı kadın gelip basması lazım. Çocuk bakıcısıysa basması lazım. Yani bu karşılamıyor. O saatte saat 12'de
o kadar AB grubu varsa evde şimdi, evet, batata problem vardır. Hemen söyleyeyim izleyiciye. Eğitimi yüksek. Ama şimdi geçtiğimiz yıllarda AGB'de ölçümde eğitimi yüksek. Ne bileyim üniversite üstü olarak ölçülüyordu. Ama şimdi AGB, yani daha doğrusu AB gelir grubu eğitim yüksek olarak değil, tam tersi gelir düzeyi yüksek olarak seçiliyor. Bunu reklamcılar değiştirdiler. Dediler ki biz eğitim odaklı bir araştırma istemiyoruz da gelir odaklı panel istiyoruz. Ama gelir odaklı demek gelir ne odaklı. Kadar doğru? Eskiden A grubu olabilmeniz için sizin ve eşinizin üniversite mezunu olması gerekiyor, yetmiyordu. Tarafların anne babaları da üniversite mezunu olması gerekiyor. Lazım. Şimdi sadece hane halkının, hane reisinin üniversite mezunu olması yetiyor A grubu olabilmeniz için. Yani evin reisi kimse, kadınsa kadın, erkekse erkek, onun üniversite mezunu olması yetiyor A grubu olabilmesi için. Oya katılıyor musun? Yani buna tabii katılıyorsun da. Ya buna itiraz etme şansı yok. Hayır. Ses tatası böyle. Yani reyting ölçümlerinin kıstasına katılıyor musun? Ben şeyi araştırmaya karar verdim. Yani gitgide beni çok şaşırtan şeyler oluyor. Nedir hakikaten mesela? Hani bu işin AB'si kesinlikle olmaz dediğim bir sürü iş AB'de çok daha yüksek reytingler alıp totalde çok daha düşük reytingler almaya başladı. Hani eskiden tam tersi olurdu. Totali yüksek olup AB'si düşük olurdu. Birbirine yaklaştı mı AB ile total o zaman Türkiye'de? İşte bu söylediğim... Birbirine karıştı. Birbirine karıştı. Bu söylediğim yani CD plus'ı ya da DE plus'ı sen tırnak içinde plus söylüyorum. AB diye ölçersen, sisteme kaydedersen sonuç bu olur. Yani bunu TNS'in, TİAK'ın, ben RTÜK Başkanı'na söyledim, RTÜK bu İşlere Bakan Daire Başkanı'na, TRT Genel Müdürü'ne, TİAK'ın yöneticilerine hepsini anlattım. Dedim ki bunu gidin AB grubu diye çıktı, size data verdi TNS. Evet. Sizin denetim hakkınız var, gidin bu hanelere bakın bakalım. Gündüz o hane halkı, hane reisi o saatte evde miydi, çarşamba günü saat 12 ile 2 arası? Bunu kontrol edilmesi gerekiyor. Etmiyorlarsa reklamcılar halinden memnun bakıyorlar. 4,5 almış. 4,5 ne kadar insan yapıyor? 3, 4'ün 12. Evet. 120 bin tamam, 120 bin çarpı 0.0 dolar bitti. Ali, bugünlerde seni güldüren bir dizi var mı ya da program? Güldüren. Evet. Şöyle gülümseten. Valla ben Yalan Dünya'yı artık izlemiyorum. Niye? Ya çok şişirilmiş, artık mantığımın almadığı şeydi. Samimi bir itirafta bulunayım. Az önce şey geçiyor, diziler yerine belgesel izlemek istiyoruz diye. Evet. Son 4-5 ayda Dijitürk'ün belgesel kanallarında yayınlanan bütün belgeseller hakkında bilgi verebilirim sana. Hepsini izliyorum. Belgeselleri daha tatmin edici buluyorsun. Daha tatmin edici buluyorum. Beni yormuyor. Sıkıldın mı? Artı bilgi. Dizilerden televizyon. Beni boşaltıyor. Yani o doğanın artık sıkıldın gücü mı? Doğanın dengesi. Yani sonuçta tanıdığım insanların yazdığı, yani çok özür diliyorum, hikayeler, palavralar artık beni tatmin etmiyor ya. Yani gerçekle örtüşmüyor. Yani hayatın gerçekleriyle öyle bir konuşma dili yok ya. Yok. Öyle bir ilişkiler ağı yok. O yüzden olmuyor zaten bu sene. Ne olmuyor? Gerçekten öyle bir konuşma dili yok. Hakikaten samimi dilde, yani gerçek bir dilde yazdıklarını zaten izleniyor ve tutuyor. Ben bayağı izlerken şey oluyorum. Dizi zehirlenmesi yaşadığım günler oluyor mesela yani. Hani zor bir şey dizi yazarlığı. Şimdi oyuncularla ilişki nasıl? Yani oyuncular dizilerden sonra seni arıyorlar mı? Onların sana danıştığı şeyler oluyor mu? Senin ilişkileri nasıl? Çekiniyorlar mı? Ya aslında yazı yazmanı istiyorlar mı? Yazı yazmanı hakkında. Hayır. Yani çok şey, ben muhabir olduğum için aslında yani yıllardır da onlarla röportaj yapıp çok fazla, yani Türkiye'de aslında çok fazla ünlü yok baktığınızda. Röportaj yapmaya başladığınızda yıl içerisinde bir ünlüyle 5 kez röportaj yapabiliyorsunuz. Doğru. Dolayısıyla ister istemez bir süre sonra artık birbirinizi daha iyi tanır hale geliyorsunuz. Bir de ben oturduğum yer nedeniyle çok fazla onları normal günlük hayatlarında da görebiliyorum. Ama şey gibi bir ilişkimiz yok yani kimseyle. Beni yazma, beni yaz gibi bir durum söz konusu değil. Şunu bilirler ki ben izlerim, kötüyse kötü derim, iyiyse iyi derim. Şimdi Ali, birkaç haftada yayından kalkan bir dizinin senaryosunu bir oyuncu gönderdi bana. Dedi ki ya bana böyle bir teklif geldi. Ha, ya bir okur musun şunu? Okudum.
telefon açtım bana, dedim bir jiletleyecektim kendimi. Ya böyle bir kasvetli dizi olabilir mi? Sakın ha dedim, uzak dur. Yani bu dizi iş yaparsa ben bu mesleği bırakırım. Mahcup olmadım. Ya o kabul etmedi. Bir hangi diziydi bu yayından kalkan? Başkası kabul etti. Kaç bölüm yayınlandı? 4-5 bölüm yayınlandı galiba. Hadi son 2 dakikamız. Hangi diziydi? Mehmet Aslantuğ'la İçler Aydın'ın oynadığı neydi? 13. bölümü bu hafta yayınlanacak. O değil. Ha, Veda. Yalı'da geçiyordu. Evet. Yani, Yalı'nın bahçesinden içeri girene kadar 70 sayfa geçti. Değil mi? Hemen 70 saniyede olsun bitsin istiyoruz. Her şey. Hayır, ya 70 saniyede olsun bitsin değil de evet. Bazı şeyler yanılıyorsam Ayşe Kulü'nün romanından uyarlanan bir diziydi. Evet. Yani öngörümde yanılmadım. Bu Sevdaluk diye bir dizi var. Karadeniz dizisi Show TV'de evet. İyi başladı. Tepe taklak gidiyor. Ben onu senaryosunu eğer çok fazla değiştirmediler. Okudum. Ya doğma büyüme Karadenizliyim. Yani uzaydan gelen biri yazmış gibi geldi bana onu. Hiç dizi teklifi aldınız mı? Oyunculuk diye soruyorlar. Dizi teklifi ben aldım. Bir yakın Trabzonlu mafya babası. Valla çok yakışır Ali. Düşünmedin mi? Oynayacaktım sinema filmi. Ertelendi. Yani senaryoyu aldım. Keyifli geldi bana. Evet. Çok yabancı gelmedi bana rol. Yakışır. Çok uzak değil bende. O ya. Yani öyle hani gel oyna... Denir ama ben evet. İstemiyorum. Hiçbir şekilde, hiçbir zaman. Diyorsun ki ben bu işi muhabirini yapıyorum. En güzeli de bu. Haberci olmak. Yani Türkiye'de bir sürü oyuncu var. Bana ihtiyaç yok yani. Niye canım? Herkes oyuncu olabilir diyor bazıları. İşte ben demiyorum. Bununla evet. ihtiyaç. Her Türkiye'de bir sürü insan oyuncu olabildiğini iddia ediyor. Gördük işte. Sette kılıçla insanların üzerine yürüyebiliyorlar yani. O kadar kolay bir şey değil oyuncu olmak çünkü. Çok doğru. Bu işin eğitimini almak lazım. Emek vermek lazım. Bu Twitter'da sorular vardı. Hiç onlara yanıt veremedik. Twitter'da sorulara yanıt veremedik. O kadar çok soru geldi ki. Çok teşekkür ediyoruz. Yayınımız sona erdi ama sizi bir kez daha davet etmek istiyoruz. Çünkü ciddi ilgi gösterildi sizin olduğunuz programa. Ne diyelim? Reyting rekorları kırdık değil mi? Mutlu yıllar dileyelim. 2014'e girerken. Size, ekibinize. Dileğiniz nedir? 2014 nasıl bir sene olsun? Ali, senin için. 2013'ten kişisel. Bir tık iyi olsun yeter. Bir tık iyi olsun. Yani evet. Çok yorulduk, çok yıprandık. Değil mi? Evet. Ben mutluyum 2013 gidiyor diye. Gidiyor diye. Evet. Hepimiz evet, aynen öyle. Belki son. Yani bu sene eksik hissettiğimiz ne varsa tamamlanan, herkesin çok huzurlu olduğu bir yıl olsun inşallah yani. İnşallah. Hepimiz için. Kimsenin kimseye beddua etmediği, kimsenin kimseye kumpas kurmadığı, kimsenin kimsenin özgürlük alanına tecavüz etmediği, ekonomik kriz yaşamadığımız, kimsenin kimseyi ötekileştirmediği. Evet. Herkesin. Herkese sağlık, mutluluk, bol para. Mümkün değil ama. Öyle olsun. Öyle kapatalım güzel bir şekilde. Sevgili seyirciler, gece masamızın sonuna geldik. Ama yarın da yayınımız var. Yarınki konumuz Taner Karadağlı. Ne diyelim? Güzel bir gece diliyorum. Son gece huzurlu ve mutlu uykuya dalın. Ve yarın gece buluşalım. Hoşçakalın.